Merhaba arkadaşlar. Dik üçgenler testlerinin tek 2 soru birden hemen başlamış olalım. Birinci sorumuz da demiş ki burada dik üçgenler var. Seri şekilde birbirine bağlı. Buradan Pisagor bağıntısı yaparak diğer kenarı bulma işlemlerini yapacağım. Bakın bunun karesi 6, bunun karesi 18. Topladım 24. O zaman burası kök 24. Hipotenüs olduğu için topladık. Burası da hipotenüs. Yine toplayacağım. Karesi 24, karesi 16 topladım. 40 yaptı. Yazdım. Gene burası dik kenar. Dik kenar hipotenüsü buluyorum. Gene toplayacağım. Karesi 40, karesi 9 topladım. Kök 49. Yani namı diğer 7 cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda da gene bakın birbirine bağlı dik üçgenler var ve burada Pisagor bağıntısını kullanacağım. Özel üçgenlere dikkat ediyoruz burada. 3, 4, 5. Başka ne var? 5, 12, 13 var. Bakın burası hipotenüs. Dik kenarı bulacağım. O zaman ne yapıyoruz? Karede bu sefer çıkartıyorum. Bunun karesi 250. Bunun karesi ne yaptı? 169 çıkardım da 81 kök 81'den şuraya kök 81'den 9 olduğunu buluyorum. Burayla burası neymiş? Eşitmiş. Bakın şurası komple ne olduğunu söylemiş? 12 olduğunu biliyoruz. O zaman burada da 3, 4, 5 üçgeninin 3 kat hali. 3'ün 3, 4, 4'ün 3 katı ve burada da 5'in 3 katı 9, 12, 15 üçgeni olacaktır. Cevabımız Denizli'dir. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda hemen dikkatimi çeken bir şey var. Bakın DE paralel burası buraya paralel. Ve aynı zamanda hem paralel hem de ne yapmış? İkiye bölmüş. O zaman bu bir orta tabanın özellikleri. O zaman bu bir orta tabandır. Orta taban alt tabanın yarısı olacaktır. O zaman burası 8 ise burası ne geldi? 4 olarak bulmuş olduk. Bakın soruda şu kısımda ne var? Bir oranımız var. Biz DE'yi 4 olarak bulduktan sonra o zaman bu ne olacak? 12. Onun için bunun 12'ye eşit olabilmesi için AD uzunluğunun ne olması lazım? 3 olmalıdır diyoruz. Peki orta taban ne yapıyordu? Hem burayı hem öbür tarafı 3, eşit iki parçaya bölüyor. O zaman burası 3 ise burası da ne oldu? 3 oldu. Ve burada 90'dan aşağı kenar orta indiği için muhteşem üçlü olacaktır. Yani burası da ne geldi? 3, 3'ten komple burası 6 gelmiş oldu. Ve en son bakın şöyle içini tarayalım. Şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapmak istiyorum. Çünkü bakınız şuradaki kenar belli. Burası belli. Hipotenüs belli. Dik kenar belli. Diğer dik kenarı bulacağım. Bakın bunun karesi 36. Buradan bunun karesi olan 20'yi çıkarttığımızda 16 kalıyor. Geriye 4 kalmış oldu. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda bakın iki tane yan yana dik üçgen duruyor. Burada Pisagor bağıntısı yapacağız ve AD kenar her ikisinin içinde ortak. Ben buna Y adını verdim. Burayı da isimlendirelim DC'de. Bu tamamı 6 olduğu için buraya da 6 eksi x şeklinde isimlendirdim. Hem bu üçgen hem de bu üçgen için 1 ve 2 numaralar koydum. Ve bunlar için Pisagor bağıntısı yazacağım. İlk önce 1 numaralı üçgen için yazıyorum. X'in karesi artı y'nin karesi eşittir 25. Bu bir. Burada yazdık. Y'nin karesi artı şuradaki ifadenin karesini alacağım arkadaşlar. Ne yapıyor? 36 eksi 12x artı x kare. Eşittir. Nedir? 49. 7'nin karesi 49'a. Ben burada şuradaki ifadeye aşinayım. X kare y karenin 25 olduğunu biliyorum. O zaman ben bu x kare y kareyi silip onun yerine ne yapayım? 25 yazayım buraya. Böyle bir ifademiz var. Bu 12x'i de eksi 12x'i de bu tarafa atıyorum. 49'u da bu tarafa alalım. Eksi 49, 12x de burada. Burada 12x bu tarafta. Bu tarafta arkadaşlar işlemi yaparsanız 12 olduğunu biliyorsunuz. O zaman x'imiz ne çıkardı? 1 gelmiş oldu. Cevabımız Adana'da. Beşinci sorumuz güncel bir soru arkadaşlar. Bir sarkaç şeklinde bir topumuz var. Bu sola ve sağa salınım yapıyor. Bize en son ne diyor? A noktasındaki halinin C noktasındaki halinden zemine olan uzaklıkları farkını istiyor. Zemine olan uzaklıkları farkı yerine A noktası ile C noktası arasındaki yükseklik farkını bulsak aynı kapıya gelmiş olacaktır arkadaşlar. Ben bunların yüksekliklerini bulabilme adına ne yapıyorum? Şuralardan bakın doğrular çiziyorum. Burada üçgenler oluşturacağım. Bir buradan, bir buradan oluşturdum. Ondan sonra buradaki ipin boyunun komple 15 olduğunu biliyorum. Buraya 15'imi yazdım. 9 birim açılmıştı bu. 9 şuraya yazdım. O zaman buranın komple ne olduğunu bildim. Şuradan şuraya kadar olan kısmın 12 olduğunu bilmiş olduk. Peki bunun dışında
AK ile KC'nin 90 derece olduğunu söylemiş. Yani şurası. Evet, şu açı 90 derece. O zaman ben şu açıya bir isim verecek olsam, ben şuna A açısı desem, şurası da B olsun. A ile B'nin toplamı nedir? 90. O zaman burası da 90 olduğu için buraya A kalır. Burası da B olmuş oldu. Bakın burası da 90 ve bu ip gene burada da 15 birim olacaktır. 90'ın bakın iki üçgende iç açılar eşit. 90'ın karşısı 15, 90'ın karşısı 15. O zaman bu iki üçgen eş oldular. O zaman burada B'nin karşısı 9 ise burada da B'nin karşısı 9 olmalıdır. Buraya biz 12 demiştik. Buraya ne kaldı? 3 birim kalmış oldu. O zaman A ile C'nin yükseklikler farkı 3 birim olduğunda yere uzaklıkları da gene 3 birim olacaktır. Cevabımız C'dir. 6. sorumuz gene güncel bir soru. Burada gergin bir halde 170 santimlik bir iple böyle arkadan kaykay yapıyor. Böyle değişik işler yapmış bu Süleyman. Süleyman ipi elinin yerden yüksekliği sabit kalacak şekilde 70 santim çektiğinde. 70 santim çekince artık bu aradaki ipin boyu ne olmalıdır arkadaşlar? 100 santim olacaktır. Sarkan bir de 70 kısımlık olacak. Yani aradaki gergin mesafe nedir? 100 olacaktır. Kamyona bu haliyle de 90 santim yaklaşıyor. O zaman elinin yerden yüksekliği değişmediğinden dolayı ben şöyle birleştirdim. Şurası 90 derece. Ondan sonra 90 santim yaklaşıyormuş. O zaman şöyle yapalım. Şöyle birleştirelim. Şurası artık 70 santim çektiği için 100 santim kaldı geriye. Kendi elinde şöyle, eli burada artık kabul ediyorum, 90 santim yaklaştı. 70 santimlik böyle bir sarkan bir ip kısmı oluyor. Durum en sonki hali bu. Bana ne soruyor? Son durumda Süleyman ile kamyon arasındaki uzaklık. Yani şuradaki mesafeyi, dik olan mesafeyi soruyor bana. Pekala. Ben de buraya ne dedim? Y dedim. Bu şekilde arkadaşlar Pisagor bağıntıları yapacağız. İlk başta büyük üçgende yapabiliriz. Bir de küçük üçgende yapabiliriz. Ama bakınız uzun uzun işlemler yapmaya bazen sorularda gerek olmayabilir. Ben şurada ne gördüm? 170'i görüyorum. 170 nedir? 17'nin katı. 17'de ne var? 17'nin 10 katı. 8, 15, 17 vardır, değil mi? O zaman şurasının 15'in katı olacak hali yok. Burası 15'in katı olması lazım. Burası 8'in katı olması lazım. Bakın şuraya 15'in katı 10 katı 150 dersen burası da 8'in 10 katı 80 demem lazım. Oldu mu bu haliyle? Bakın geriye ne kaldı burada? 150'den 90 çıktı, 60 kaldı. 6, 8, 10'un 10 kat hali buraya cuk oturdu. 80, 150, 170 de buraya cuk oturdu. Bu haliyle arkadaşlar yapmış olduk. Eğer ben bu işlemleri yapmamış olsaydım, o zaman şöyle işlemler yapacaktık. Y'nin karesi, x'in karesi. Bu şekilde. 100'ün karesi. Abi ben bu 100 bana fazla büyük geldi. Şuradan bir sıfır atayım. Şundan da atayım. Şundan da atayım. Attım gitti. O zaman 10'un karesi gibi düşüneceğiz. 10'un karesi 100'dür. Büyük üçgene gelelim. Burasını artık sıfır attığımız için x artı 9'un karesiymiş gibi düşünüyoruz. X artı 9'un karesi artı y'nin karesi eşittir 17'nin karesi şeklinde yazacağız. 289'dur o da. Şunu açtığımız zaman x kare artı 18x artı 81 artı y'nin karesi eşittir 289. Ben burada şunu biliyorum. X kare ile y'nin karesinin 100 olduğunu biliyorum. Onları siliyorum. Onların yerine al sana 100. Artı bir de 81'im var. 18x burada kalacak. Diğerlerini öbür tarafa göndereceğiz. Burada bakın 18x burada kalsın. Diğerlerini şu ikisinin toplamı 180 veriyor. Öbür tarafa postaladığımda burada 108 kalıyor. Her iki tarafı 18'e böldüğümüzde x 6 6 olarak bulmuş olduk. Ne yapmıştık biz ilk başta? 0 atmıştık değil mi? O şimdi 0'ı ekliyorum. Cevabımız gene bu şekilde de bulmuş olduk. 60'tır diyor. 7. sorudayız arkadaşlar. Bu klasik zor sorulardan bir tanesi. Bu tarz sorularda iki tane dik üçgen olacak. Aynı hipotenüsü paylaşan iki tane dik üçgen oluşturacağız. Bakın şöyle bir tane hipotenüs çektim. Artık şurada bir 45-45-90 üçgenim var. Ondan hocam şuradaki parçalar ne olacak? Bunları arkadaşlar öteleme hareketleri yaparak diğer dik üçgenimi oluşturmuş olacağım. Bakın şunu devam ettiriyorum. Şu şekilde. Evet. Şöyle birleştirdim. Burası ne olmuş oldu? Artık
dik üçgenin şu dik olan köşesi. Burası 4 ise burası 4'tür. Burası 3 ise burası 3'tür. O zaman burası komple kaç oldu? 8 oldu. Birbirinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katı olacaktır. O zaman benim buradaki uzunluğum ne geldi? 4 kök 5 olarak bulmuş olduk. Bakınız arkadaşlar, burası da k kök 2 idi değil mi? K kök 2 katı 4 kök 5 olmuş. O zaman ben her iki tarafı kök 2'ye bölecek olursam 2 kök 10 cevabını bulmuş olacağım. Zaten benden istediği yer BC ve AB, ben K demiştim esasında bunlara. X dememiz daha doğru olurdu ve X şıkkımızı ne olarak bulmuş olduk? X değerimizi 2 kök 10 olarak bulmuş olduk. Cevap Denizli. Testimizin son sorusu 8. sorumuza gelmiş olduk. Bakın, bir ikizkenar üçgen şöyle tepe noktasından aşağı inen bir diklik vasıtasıyla ortadan ikiye bölmüşler. Peki bu bölünme sonucunda oluşan şöyle parçaları bir inceleyelim. İkiye bölünce ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu. Yani 15 burası olacak, 15 burası olacak. Özel üçgenden 15, 20, 25 üçgeni olacak. Bunun dair her şeyi biliyoruz. Ben bu arada şuradaki açılara da isim vermek istiyorum. Lazım olacak çünkü. Şöyle burasına B derim. Burası da B. Açıortay oluyor aynı zamanda. Burası da ikizkenar üçgen olduğundan dolayı zaten A'dır. A ve B birbirini 90'a tamamlıyor. Pekala, ben bu şekilde yazmak istiyorum. Şurası B olan yer. Şurası A olan yer. Burası A olan yer. Burası B olan yer. Doğru mu? O zaman A ile B toplamı 90'dı. Burası da o zaman ne geldi? 90 gelmiş oldu. Şuradaki kenarımız kısa olan 15. Şurası uzun olan 20 ve şurası da komple 25 oldu. Bakın şurada dikten diklik indiği için öklit bağıntısı kullanabilir. Ben kullanmak istiyorum. Şuradaki uzunluğa AE uzunluğa H adını verdim. Bakınız A çarpı H B çarpı C formülümüz var. Buna uygulayacağım. Ben ah bacım diyorum buna. A dediğimiz yer şu 25 olan yer. H olan yer. Aha bu AE. B ve C de 15 ve 20. Buradan arkadaşlar sonucumuz 12 gelir. Peki burası 12 ise bakın şunu tamamı şuradan şurası 25 değil miydi? O zaman 12'si buradaysa 13'ü burada kalmıyor mu? O zaman Y'yi bulduk. 13'ü yazdım. Peki şurası da bakınız arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeni değil midir? Evet. Tamamı 25'ti. Alsana buraya da 16 kaldı. O zaman x'lerimize nedir? 16 bulduk. İkisinin toplamını soruyor. Al sana Denizli. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.